olan arkadaşlarına anılarını sordu. İşte aldığı yanıtlar. 27 Mayıs 1960'ta yönetime el koyan ordu, Albay Alparslan Türkeş'i Başbakanlık Müsteşarı olarak görevlendirmişti. Türkiye bir süre Milli Birlik Komitesi'ni oluşturan ve aralarında Albay Türkeş'in de yer aldığı subaylar tarafından yönetildi. Ancak Türkeş ve arkadaşları yönetimi sivillere devretmemekte direnince bir gece Hindistan'a sürgüne gönderildiler. İşte 14'ler diye bilinen grubun üyelerinden Muzaffer Özda, bakın o günlere ilişkin neler anlattı. Türkeş üyeli karartı sınırında karşılaştık. Yorgun ancak inançlı bir zihindeydi. Arkadaşlar Türkeş'e Allah'tan rahmet diler iken bugünün yetkililerine ve sorumlularına mesajım milleti böyle bir beklentiye sokmamaya itina etmeleri. Türkeş yurda dönüşte siyaset mücadelesine yeniden başladı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurdu. Partinin en önemli güç kaynağı gençlik kurullarıydı. 12 Eylül öncesinin sokaklara taşan çatışma ortamında...